Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeker kız, ne yapıyorsun? İyi değilim Zuhal abla ben. Niye? 3 gündür buradayım zaten. Hatta buraya gelip gidiyorum. Ha, ama yayında göremedim sizi. Evet, hoş olmayan şeyler oldu. Ne oldu? Buraya ona iyi gelmek için geldim ben. Evet, hatırlıyorum. Gözyaşlarını gördüm. İçim çok acıdı. Hoşlandığımı söyledim. Evet. Herkesin tepkisini göz önünde bulundurdum. Ailemin, gerek onların ailesinin, gerek buradakilerin, ekran başındakilerin, herkesin tepkisi. Çünkü bu büyük bir şeydi yaptıkları şey. Bana gül uzattığı gün Melisa ile yemeğe çıkmışlar. Ne uzattığı gün? Bir dakika. Ondan sonra çaya çıkmak demek, ben ona umut vermek istemiyorum ama çaya çıkalım demek ayrı bir şey. Hadi bir çaya çıkalım demek çok ayrı bir şey. Ondan sonra da Melisa ile görüşmüşler. Bilmiyorum. Bu yapılan bir bayana yapılmaması gereken bir şey bence. Çünkü ben ona bütün kalbimi açarak geldim. Saf duygularla geldim. Yani ben ona zaten çaya çıktığım zaman şöyle bir şey de oldu. Bir parıltı vardır. Bir Hera parıltısı vardır. Bir Melisa parıltısı vardır. Ben onun gözünde Hera parıltısı görmedim. Hera parıltısı görmedim. Evet ve zaten bazı yaraları açan insanlar kapatabilir diye düşünüyorum. Bu yüzden o söylemeden ben söyleyeyim. Bizim kararımız olumsuz. Evet ve bu bana yapılanı başkasına yapsa başkası başka bir tepki verir. Ben susmayı tercih ettim. Çünkü burada bilinmesi gereken şeyler var. Melisa ile dışarıda görüşüyorlarmış mesela. Bu görüntüler, bu resimler o akşam. Bana orada çalışan bir arkadaşım gönderdi zaten. Ha, sen mi bize ulaştırdın? Hayır, ben ulaştırmadım. Ben rencide etmek istemedim. Evet. Rencidelik bir olay yok ki burada. Ben sana arkada ne dedim? Olabilir. Arkada ben sana ne dedim? Ya ben ne diyorum arkada sana? Ben sana ne söyledim? İnsanlar biliyor mu arkada senin konuları, bana ne dediğini biliyor mu? Bak burada konuları çarpıtarak, konuşamazsın. Hayır, ben sana arkada dedim ki. İnsanlar siz burada bizim bunların ne konuştuğumuzu biliyor musunuz? Bilmiyorlar. Bak arkada ben sana ne dedim? Ben seni sadece arkadaş gözüyle görüyorum dedim mi? Ayrıca Zuhal abla biz yemeğe arkadaşlarımızla gittik ve Melisa da vardı. Ya olabilir, seni çaya çıkarttığım bir adayım var ya. Sen insanları nasıl gördüğünün farkında değilsin. Ben sana arkada ne dedim? Gördüğün görüntüyü de silmeye geldim. Ben sana arkada ne dedim? Ya ben sana geldim buradan. Kim ne demiş umurumda olmadı. Ben seni söyledim. Ben sana arkada ne söyledim? Ya ama şimdi arkada söylediğin önemli değil. Ekran önünde sen buradan en son Hera ile birlikte gittin. Evet, Zuhal abla ve arkada dedim ki ben seni sadece arkadaş olarak görüyorum. Buraya kadar benim üzüldüğümü görerek gelmişsin dedim. O kararını burada deklare ettik mi etmedik? Herkes seni Hera'yla zannediyor. Mesela. Kimse bilmiyor, ben de söylüyorum şu an. Sen benim üzüldüğümü görerek geldin buraya. Ben bunu dile getirdim zaten. Tamam, ben de sana ne diyorum? Kalbim acıdığı için geldim. Tamam, ben de sana ne diyorum? Ben senin kalbini kırdım. İnsanlar çayda bana ne dediğini bilmiyor. Ama ben biliyorum sadece. Burada sen yanlış düşünüyorsun kendince. Hayır, bu yanlış. Sen kendine çok yanlış düşünüyorsun. Hayır. Ben Melisa'yı da dinlemek istiyorum. Hep adım geçiyor. Adım ve resmin de var burada beraber. Çok güzel çıkmışım maşallah. Şimdi bir şey diyeceğim. Burada çıktı. Ne olacak senin bu? Güzelliği. Şimdi bir dakika Neyse bir saniye artık şaka bir yana da arkadaşlar. O akşam Talip, yani o gün Talip geldiğinde zaten ondan önceki gün ağlıyordu ve yakın arkadaşı Barış da bana dedi ki hani sürekli üzülüyor. Hani çünkü hiç saygılı bir şekilde bitirmediniz dedi. Çünkü hep birbirimize bağırıyorduk. Neyse Talip geldiğinde buradan üzülerek çıkmış. Kız hani arkadaşları söyledi. Hep birlikte bir arkadaş ortamımız oldu hepimizin. Olkan, ben geldik yani sonuçta kötü bir şey yapmadık. Biz de fotoğraf attık. Sonuçta bayağı bir kalabalığız. Ve ben saygılı bir şekilde oturdum, konuştum. Burada bir şeyler söylüyordun, lafların arkasında olacaksın. Diyorsun ki hala aklım Elisa'da, işte şöyle yarısını açan kapatır. Madem bunu söylüyorsun neden geldin? Niçin geldin? Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Siz oturup medeni insanlar gibi konuşabiliyorsunuz. Şimdi bak aynı oldu. Misilleme yaptık biliyor musun seninle? Olkan'la benim ilişkim varken sen gelmiştin. Ama bu sefer ben gelmedim. Olkan direkt geldi. Tamam, olabilir ama yaptığınız yanlış bir şey. Ne yanlışı? Ben arkadaş olarak oturdum. Olabilir. Yanlış sen burada yapmacık buldun bir adamla yemeğe çıkıyorsun. Farkında olmadan onu söylediğim şey. Biz sadece konuşuyoruz. Dinlemeyeceğim. Ben seni dinlemeyeceksen ben şöyle söyleyeyim. Ben şu an burada isim vermeyeceğim. Senin o akşam kimle yemeğe gittiğini ben çok iyi biliyorum. Hadi bakalım. Şimdi ben de o konuya girersem. Hadi madem öyle böyle rencide ettin diyorsun ya, hadi bakalım. Buse'ye neredesin? Buse'yle yemeğe gittim. Buse'yle mi? Evet, Buse'yle yemeğe gittim. Ben kimin seninle arabaya binip kimin yemeğe gittiğini çok iyi biliyorum. Buse'cim senden başka kim vardı? Buse, Melisa, Melisa diyorum. Hera, bir de bir tane kız arkadaşımız. Aha, doğrudur. Evet, üçümüz. Evet, öyle ve beni eğer bak şu an kanıtları var. Eğer kanıtları varsa o güne ait videolarımız falan da var yani. Bir şey söyleyeceğim. Yemeğe oturduğunuzu kaz. Eğer benim biriyle Canım benim biriyle yemeğe oturduğumun kanıtı varsa çıkartın, ben de eyvallah diyeyim. Olkan yok. Bir şey söyleyeceğim. Tabii. Siz Melisa ile ayrıldınız. Evet, ayrıldık. Ayrıldınız, akşamına ya da 2 gün sonra birlikte yemek sözümüz vardı. Ne yemek? Arkadaşlarımızla yemek sözümüz vardı. Barış abi de vardı. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Herkes vardı orada yani. Sen kalabalıktık. 7-8 kişilik ve ben ona arkada dedim ki bak dedim ben seni arkadaş olarak görüyorum. Ama insanlar tamam, bunu ama bilmiyor. Anladın mı? Bilmiyorlar. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Dur. Ben başka bir şey söylüyorum. Bunun Hera ile alakası yok. Sen zaten çok üzülerek ve istemeyerek ayrılmadın mı Melisa'dan? Evet. Bu seni rahatsız etmedi mi yani? Özür diledi benden. Aynı masada kendisi benden özür diledi. Melisa kendisi benden özür diledi. Ne zaman özür diledim ben ya? Sen dilemedin mi dışarıda, ben burada sana... Ne zaman özür diledim ben senden? Sen dilemedin mi ya dışarıda, arkada sana çok şimdi ağır tamam, bir kelime kullandım, arkada özür diledim diye. Ne zaman özür diledim? Hiç boşuna konuşma. Arkada geldim, benden özür diledim. Allah Allah, ben herkesten özür diliyorum mübarek. Tamamen diledim. Diledin Melisa. Sonra yemeğe gitmedik mi biz hep beraber kalabalık? Tamam gittik. Ne var bunda? Ben söylüyorum zaten. Bu bir kanıt. Bunda ne var? Ne var? Ben sana arkada zaten söylemişim. Sen benim zaten arkadaş olarak gördüğüm bir insan. İnsanlar bunu bilmiyor. Tamam, insanlar bilmiyorsa şimdi söylüyorum işte. Sen bundan sonra da Melisa ile arkadaş olarak yemeğe falan gideceksin mi? Ya abla o zaman oturmasın burada yani, çok saçma. O gün zaten hepimiz bir aradaydık ve ben de şu an titriyorum sinirden yine ya. Hepimiz bir arada konuşuyorduk, hep beraber yemeğe gittik. Ne yapıyoruz? Sarmaş dolaş mıyız ya? Bak ya olabilir o zaman, ben de seninle konuşurken sana Talip gelmiş. Zaten ben burada Melisa'ya üzülürken gelmedin mi sen? Benim aklımda Melisa varken gelmedin mi? Senin aklında Melisa varsa locaya oturmayacaksın o zaman. Vardı. Şimdi anlayamıyor mu gerçekten? Ama dı'yı söylemedi şu an. Ben ona tepki verdim. Dı mı gerçekten? Melisa'ya da soruyorum, Olkan'a da. Neyiz o abla, ben anlamadım. Vardı diyor aklımda. Hakikaten geçmişinde mi kaldı? Şimdi ben şunu söyleyeyim. O yemeğe gittiğimizde herhangi bir şey olmadı. Fotoğraf çekildik. O fotoğrafta hani birçok insan vardı. Ve görülüyordu zaten. Kırpılmış o anda. Çok kalabalık. Şöyle bir şey var. Konuştuk. Saygılı bir şekilde bitirdik. Ondan sonra zaten konuşmadık. Fakat sen... Gerçekten samimi bir şekilde söyle. Olkan'ın sana karşı hiçbir şey hissetmediğini söyleyebilir misin? Yani ben hissetmiyorum ama onu bilemem. Sen hissetmediğin çok bariz zaten. Ya onu ben hissetmiyorum. Ama ben Olkan'ı öyle görmüyorum. Ama ben ona söyledim gerekeni. Ben karşımda zaten o yemekten sonra bir daha da konuştuktan sonra bir araya gelmedik. Sence sana bir şeyler hissediyor mu, hissetmiyor mu Olkan? Ya şimdi şöyle bir şey var Zuhal abla. Sosyal medyada sallıyorlar kendisi. Sonra geliyorlar buraya, bir dakika geleceğim oraya da, hissediyorum diyorlar. Orada farklar, burada farklar, ne yapmaya çalıştıklarını ben anlamıyorum. Şu an hissediyor mu bilmiyorum da. Bilmiyorsun. Çağduman ablama söz veriyorum. Diyorum. Evet. Şimdi bu çocuğumuz Melisa'yı severken, isterken bir arkadaşla çıkıyor, ona çay sözü varken Melisa'yla yemeğe gidiyor. Melisa'nın bu yaptığı hiç doğru bir şey değil. Ayrıca... Doğru değil. Bence doğru değil. Ben arkadaşlarımın yanına geldi. Benimle söyleyemiyorum. Olkan mıydı o? Olkan. Seni niye severken sen ona nasıl yemeğe çıkıyorsun? Gelmesin o zaman. Hem reddediyorsun. Bak hem reddediyorsun çocuğu, hem yemeğe çıkıyorsun. Ben mi zorladım? Onun devamlı sen de. Günah değil mi ona? Ben zorlamadım ki gel. Günah ona, günah. Kendisi gelmedi. Kendisi gelmiş, gelmesin. Olkan davet etmedi ki kimseyi. Bak ben biraz evvel aynı şeyi söyledim. Sen kendini kötü hissetmiyor musun Melisa'yı görünce dedim. Bu tercih Olkan'ın tercihi. Aynı mekanda bulunmam. Ben olsam, yani daha yeni ayrıldım sevgilimle. Niye aynı mekan? Benim canım acır ya gördükçe. Bu nasıl bir şey, anlamadım yani. Ya sizin bize o zaman yansıttığınız duygularınız doğru değildi ya da şimdiki doğru değil. İkisinden biri doğru değil yani. Yoksa o kadar sen evlenme teklif ettin yani, bu alelade bir şey değildi ki. Ben senin bir şeyle hissettiğini düşünüyorum hala, kusura bakma Olkan. Ve de onu görmek istiyorsun, bunlar da bahane. Senin canın Melisa'yı görmek istemiş. Ha Muhammed söyle. Şimdi ben Hera'ya söyleyeceğim. Evet Olkan seviyor, zaten duygularının olduğu belli bari. Şimdi hanımefendinin de bunları bilerek geldi yani. Bunun sonucu olumlu ya da... Şimdi bunları bilerek geldi diye bir şey yok ama. Şimdi... Dur. Ama şimdi Muhammed bilerek geldi diye beyefendinin de eski kız arkadaşıyla yemek yeme... Arkadaşım bak bilerek derken kavrayın bak. Bilerek derken zaten arkadaşmış. Bu adamın da yapabileceği zaten arkadaşını çaya götürmek. Anladın mı? Bak şimdi. Bir saniye dur arkadaşlar. Bir saniye. Bir buraya kadar gelmiş, üzülmüş benim için. Ben çünkü, o yüzden arkaya dedim arkada bozdum. Benim üzüldüğüm insan şu an beni izliyor. Bu çok saçma. Ben hislerimle hareket eden bir insanım ve gerçekten şu an yalandan ağlamıyorum. Sinirlerim çok bozuldu. Her zaman her daim hisleriyle hareket eden bir kızım ve ben ona da söyledim, senin gözünde Melisa parıltısı var diye söylemedim mi? O hayal kırıklığı yaşıyor şu an. Evet, çok kötü oldum çünkü neden biliyor musunuz? Şu an bana yaptığı yanlışın herkes farkında şu an. Benim ailem bana diyor ki... Bunu yanlış olarak düşünme. Hayır, bu bir yanlıştır. Neden biliyor musun? Demek ki bayağı hoşlanıyor senden kız. Hoşlantı yani değil. Benim içim acıdı ona. Gerçekten çok içim acıdı ama şu an içim acıdı. Adam benim içimi acıtıyor. Senin için acıdı saçma diye zaten ben seni gördüm burada. Buraya kadar gelmişsin. Arkaya o yüzden çaya götürdüm zaten ben seni. Diyebilirdin. Ben seni zaten arkadaş olarak çok sevmiyor muydum? Anneni tanımıyor muyum ben biliyorum, seni? Annemi tanıdığını da biliyorum ama artık arkadaşım bile kalsın istemiyorum. Çünkü ben... Diyorum ya, hisleriyle hareket eden bir insanım ve şu an elim var. Ya ben çıkabilir miyim? Ama devam edeceğim sizinle. Öyle mi? Sen devam etmek istiyorsun ama şu an... Ya Zuhal. İşte yani bazen size çok basit gibi görünen şeylerin derinlerine indiğiniz zaman çok daha farklı şeyler olabilir. Buraya kadar benim için geldiği için... Olabilir Hera, kusura bakma, ben seni arkadaş olarak görüyorum. Arkadaş söyledim ben sana. Çok teşekkür ederim Hera diyebilirsin. Hiç çıkmasaydı benimle çaya diyorsun. Evet. Ama yani, şimdi Zuhal abla... Hiç çıkmasam daha iyi olurdu. Arkadaşı sonuçta gelmiş buraya, o çıkarken de yani, söyledi sana bunu. Ama bunu bak şimdi... Evet doğru ama şimdi sonuç olarak o da bir genç kız tabii. O da hisleri vardı belki. Ama Zuhal abla söyledi. Peki şöyle yapalım. Şu an Hera kendini iyi hissetmiyor. Gel canım sen çık dışarı, biraz elini yüzünü yıka. Üzme kendini, sonra görüşürüz, tamam mı? Olkan sen de çık istersen. Belki bir gönlünü alırsın en azından. Olayları çarpıtarak konuşuyorlar abla yani. Ben burada iyi niyetimden buraya kadar geldiği için yaptım yani. Peki. Hadi sen de git birazcık konuşursun, sonra gelirsiniz tekrar. Söylerim. Pardon ya. Çok kısa. Neyle ilgili? Şu arkadaşların dışarıda yemek yediğin yerin adresini verseler biz de gitsek oraya. Maşallah her problemler orada çözülüyor. Burada yerden yere vurun birbirinizi. Orada problemler çözülüyor. Kerem. Olan o kız oldu. Ah Kerem.